Herkese merhabalar yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Futis promosu geldi hem de bayağı bir sağlam geldi. Güzel oyuncular var, güzel bir takım var. Görevlerde kadro kurma görevlerine bayağı bir içerik geldi. Onlara şimdi tek tek bakacağız. Bir tane de bu birinci takımdan oyuncu seçtiren bir SPC var. Onu da yapıp açmayı düşünüyorum. Bakalım umarım güzel bir şeyler çıkar. Şimdi videoya geçelim. Evet şimdi ilk olarak bir e, takıma bir bakalım. Takım önemli. Evet burada görüyoruz 98 Ronaldo Totti, Totti Van Dijk, Totti Kevin De Bruyne e, Team of the Group Stage Messi, 5 yıldız Sterling Ansu Fati, o neydi ya çıktığı zamanlar? Mane, eh Bruno Fernandes, eh Sancho Mbappe, yok oralar bizi çok ilgilendirmiyor. Bizi üst kısım, Ansu Fati'den itibaren olanlar ilgilendirir. Mane de fena değil. Ee, bakalım şimdi başka ne var? Görevlere bakalım. Yani aslında çok çok da iyi bir takım değil gibi duruyor. Yani yine para etmeyecek çöp oyuncular var. Ya yani para etmesinden değil de zaten katkı veremeyecek oyuncular var. Tabi niye gelmiş? Kesinlikle yapın. Kesinlikle yapın yani oyunun en iyi defanslarından biri. Artık öyle söyleyeyim. Bunu koyuyorsunuz defansa hiçbir şey geçmiyor abi. Ne top ne adam. Başka gelen bir şey var mı? Yok. Hafta sonu Liga Plus zaten devam. Kadro kurma görevlerine bir bakalım. Ee, Karva hal gelmiş. Karva bir bakalım. Şöyle bir inceleyelim. Yüksek yüksek. 4-4. Bayağı iyi. Hızı iyi. Tutu zaten fena değil. Bitiricilik yani kanat oyuncusu olarak düşündüğünüz zaman gayet iyi. Pasları müthiş. Kısa pas, uzun pas. Uzun pası çok iyi değil ama kısa pas iyi. Full zaten. Driblingi baya iyi. Bu kartın driblingi efsane olmuş. Ama ben bunun body type'ından dolayı o kadar çevik olacağını düşünmüyorum. Çünkü Carval hafif böyle biraz toplu bir oyuncu. Yani iri kemik dediklerimizden. O yüzden böyle çok pırpır pır olacağını düşünmüyorum bu driblingine rağmen. Savunması var. Fizikseli iyi. Yapılır mı? Ben yapmam. Ben yapmam. Yani çok düz bir kart gibi. Ne istiyor? 85-84. Ucuz aslında. Yani kaç rating? 95 rating için bence gayet iyi ama 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 yani onu yapacağınıza bunu yapın. Burada çok daha iyi bir alternatif var. Tabii ki yani ona bir alternatif olabilecek değil. Aynı klasmanda değiller. Çok çok daha iyi bir kart. 87, 86, 85, 84. Yani maksimin için bir şey söylemeye gerek yok. Ben bekliyordum zaten çünkü totsu gelmedi. Yani totsu zaten gelemezdi. Çok iyi bir sezon geçirmedi. Ama özel kartı da fazla yoktu. Bir ee, freeze kartı vardı. Onun dışında hatırlıyor muyum? Onun dışında pek bir şey yoktu galiba. Ama bu kartın gelmesi gerekiyordu abi. Bu kart inanılmaz bir şey olmuş. Ben Dimaria'yı yapacak olmasam Dimaria'yın da ilk görevini yaptım bu arada 87'lik görevini. Ben Dimaria'yı yapacak olmasaydım bunu kesinlikle yapardım. Dimaria'yı da zaten takımda Veratti var diye yapıyorum. Yani Veratti artık takımda kalacak. Ama bu kart inanılmaz. Ya yani bunu kesinlikle yapın ya. Benim zaten oyuncum olsa bunu da yapardım. Harika bir oyuncu. Müthiş bir kart. Yani fazla bir şey demeye gerek yok. Dimaryan'ın dediğim gibi bir tane görevini yaptım. Başka ne gelmiş? Yüksek gerilim diye bir tane gelmiş. Final yolu görevi diyor. Bunlar vardı zaten. Evet şu geldi. Ben bundan bahsediyordum. Futis oyuncu seçimi. Futis birinci takım kadrosundaki 3 oyuncudan bir tanesini kazanmak için kadro takası. Oradan... E, üç oyuncudan biri bu oyuncu seçimi değil mi? Evet. Üç tane oradan oyuncu çıkacak. Yani büyük şans ya. Büyük şans. Bence ve tekrarlanabilir. Öyle bir durumu var. Tekrarlanabilir yani. Bu 13 günü var. Zaten 13 gün paketlerde futis oyuncuları. Yani beklemeyelim abi yapalım. Benim zaten bir tane somer vardı. Şu anda iki tane somer var. Birini kullanıyorum kalede. Şimdi bunu verince diğerini tekrar kaleye koyacağım. Ama onu da Dimaria'ya kullanmayı düşünüyordum. Artık kaleye herhangi bir tane gold da alırız. Sıkıntı yok. Bunu zaten daha fazla da düşüremiyorum. Başka zaten kadroda oyuncu da yok şimdi göreceksiniz. Direkt Rosilion'dan sonra gümüşe geçiyor. Yani 74'ü aldık ama bir işe yaramaz zaten. 75'in yerine mi koyacağız? Evet. <laughs> onu kurtardık bari. Yani 83 falan çıkaramıyoruz. Direkt düşüyor. Tamam bunu verelim. Ya yani bu kadroyu da Dimaria'nın şeyine 86'lık kadrosuna verecektim ama o da gitti. Bunu yapmam lazım. Daha iyi bir şey çıkabilir. Ronaldo ihtimali var bir kere. Gönder gitsin. Tamam. Gönder. Bakalım ilk önce şu şeyimizi alalım. İkinci Somer'i alalım. Ha, şu Somer'i e bir gönderelim. Evet. Bakalım. Ne geliyor? Hadi. Nasıl yani? Bunlar yok ki. Bunlar var mı? Ulan Yuri ile de onu bunu bıraklardan Yuri ile ne defans yapıyorduk ya. Gerçekten bu adam benim defansımı geliştirmemdeki en büyük nedenlerden biriydi. Çok iyi oynuyorduk da abi bu... yani e hani şeydi... Putis birinci takım bu kadar geniş mi? Ben anlamadım ki. Şunu bir... Pernendezi mi alsak ya? Yok. Pernendezi almıyorum. Yuri'yi alalım da. Ben anlamadım abi şimdi. Putis birinci takım kadrosundaki 3 oyuncudan bir tanesini kazanmak için kadro takasaydı. E tamam. E bunun devamı mı var? Abi bu işte Allah Allah ben anlamadım ki bu işten bir şey. Bu kadar gösteriyor Futis birinci takım bu değil mi işte? Diğerleri nereden çıktı abi? Burada da bir şey şey göstermiyor ki. Yani ben anlamadım. Ben şu anda kendimi gerçekten kazıklanmış gibi hissediyorum ben. Vay arkadaş ya. Neyse şunları açalım bari. Ama bu hoş olmadı ki. Ultimate paketimiz var bir tane. Oradan belki bir şey gelir. Buradan yok. Hayır yani o... Abi bunlar insanları kandırıyor ya. Vallahi bir tane o zaman orada bütün takımı gösterin. Ben onlar olduğunu bilseydim. Vallahi yapmazdım. Ben çözemedim ya. Orada devamı da görünmüyor takımın. üç kağıtçı bunlar ya vallahi bak. yani dikkatli mi bakamadım dedim ama hani şey sağ analogla böyle geçme falan şeyi de yoktu ikinci sayfa falan öyle bir şey de yoktu. Board geldi bu arada. İbo. Allah Allah bir daha bakacağım ya. Yani bak düşün bir kadro getiriyorlar kadronun tamamını bile göremiyoruz yani. Gerçekten saçma bir şey oldu. Ben de düşünüyorum ki lan diyorum burada iyi ihtimal var. En kötü bir Toti Van Dijk falan çıkar. Nerede? Ye hiç öyle bir şey yapar mı ya? Buradan bir şey gelsin bu ya. Ford geldi. Değil şey mi bu? Şampiyonlar Ligi. iç. Güzel. 84'tü galiba. 3. Hadi iç. İli nereden çık? İliç iç ama 84 galiba. Ultimate paketi açmadan önce ben bir daha bakacağım. Bak birinci takım tamam bunu gösteriyorsun. E devamı nerede? E, buraya giriyorum. Burada da devamı yok. Burada normalde göstermesi lazım. Ama yok. Ben birinci takım bu sandım. Bir ana ekrana bakalım dedik. Ya bak burada da bunu gösteriyor. Abi ben çözemedim ya. <laughs> Vallahi milleti kandırıyor bunlar ya. Benim gibi şimdi kaç kişi öyle düşünüp yapmıştır. Ultimate paket hadi. Walkout. Ne geliyor? Şampiyonlar ligi. Fransa. Kol ortası. Koman mı? Yani yayın verdiği paketten ne beklersin ki? Yani bir tane 85 var. Onun dışında başka bir şey yok. Üzdü. Vallahi üzdü. Yine hayal kırıklığına uğramış bir şekilde geri dönüyoruz. Bunlar ne? Ha bu normal paket ön izlemeler hala duruyor. Burada var mı bir ön izleme? Var. Oh. 87 artı yıldız. Nadir oyuncu ön izleme. Bu ne? Bakalım neymiş. Şuradan, şuradan bir kere bir vurgun yapalım. Hadi ya. Allah hadi ya. Bir şey gelsin ya. Ne geldi? Pembe bu. Kesin en dandiyi gelmiştir. Suarez geldi. Çok. Ama fiyatı 70k üzeri olabilir. Oha bu paket iyi mi? 45k mı? Şaka yapıyorsun. 40 k, 29 k, 9 lan lan dimareyi yapın lan koş koş dimareyi yapalım. On bunların fiyatları çok düşmüş. Ay o dimareyi yaparız biz. Bunlar varken paketlerde yaparız. Baksana ya, İnanılmaz düşmüşler. Bunu da bir ön izleyelim. Hadi buradan da bir walkout Yok. Bu kadar değil. Abi bayağı düşmüş fiyatlar yaparız biz. Dimareyi yaparız ne, nasıl yapacağız ki? 50k'ya 2 tane alabiliriz. Anca 2 tane alırız yani. Şöyle bir bakayım Dimaria'nın ne, neyi kalmış? Evet. <laughs> bir tek Eprion'u kalmış. <laughs> Biraz zor. Ödülleri beklememiz gerekecek. Aslında yapabiliriz. Valla yapabiliriz. Bu görevi de yapabiliriz. Bakalım ben bunu bir şey yapmaya çalışayım. Bu en kötü haftaya bizim takımda olur ya. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala yeniyseniz abone olmayı, videolar hoşunuza gidiyorsa da lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.